Abi ben ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsun ya, ekonomiyi? Hayır ben bir şey demiyorum. Niye abi, iyi mi görüyorsun, kötü mü görüyorsun? Sandık geldiği zaman görüşürüz. Ekonomiyi, sandıkla izniyle. Ne alakası var ya, abi? Gözlerimizi bir 6 ay daha yumalım. Öyle mi diyorsunuz? Bir 6 aydan sonra mı diyorsunuz artık? Ya, bir 6 ay bitti. Affedersin, ayı gözünü yumar bizim orada ya. Ama öyle dediler. Bir yumalım, uyuyalım. Gözlerimizi bir 6 ay daha şey yap, ondan sonra iyi olur. 18 lira oldu, 30 lira olur. Ekonomiyi soruyorum annem ama nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Ne sor ne söyleyeyim yavrum, emekli. Nasıl geçiniyor biliyor emeklim? Teyzem sen de. Bilemem ki. Aç yarı tok. Bilemem. Her şey iyi mi, kötü müdür? Kötü tabii, iyi nerede? Nasıl düzeleceğiz peki anne? He? Nasıl düzelir bu durumlar, nasıl iyiye çıkarız? Allah bilir. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdı? Ben oy kullanmıyorum. Neden annem? Gider eteri gelir beteri. Ekonomiyi soruyorum ama nasıl görüyorsun abi? Ya biraz bozuk tabii ama yani. Neden bozuk biraz dedin ama? Yani dolar mular dış güçler bizi beyaz zorluyor yani. Bu dış güçler kimdir abi? Hep ağzımızda bir dış güçler vardır ama. Ya, biliyor musunuz? Amerika'sı olsun, şurası olsun, burası olsun. Yani Türkiye'nin ileri gitmesini isteyen yok ki. Ama biz hep düşman diyoruz, hep de beraberiz. Ya beraber olmak zorunda kalıyoruz. O zaman düşman sayılmıyor mu? Düşman ama yani parmak altı, yani yastık altı yapıyorlar. Peki abi düzelir mi bu durumlar? Herhalde düzelecek. Nasıl düzelir sence? Yani bir düzene girer yani. Mevcut iktidar düzeltebilir mi sizce? Düzeltir. Güvenin yani. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Ben reis. Neden efendim? Ya ben hizmet görüyorum. Sıkıntıları da söylüyorsunuz. Ya sıkıntılarım var. Yok değil. Hizmet de görüyoruz ya. Ne gibi hizmetler görüyoruz? Ya. Sizi kalbinizi kazandığı şeyler ne? Yani şu Marmara olsun. Bak ne olursa olsun. Şuradan geçen gün ben şeye bindim. Çekmeköy tramvayına. Ya o kadar güzellik olmaz ya. Yani. Abi her şey yol, tramvay mı? Alım gücümüz ne olacak? Ya alım gücümüz de illaki bir yerde çalışıyorsun, ediyorsun yani. 5500 lirayla geçinilebilir mi? Ya zor biraz. Biraz zorlu yani. Şu an kiralar yükselmesinden yani şu... Gıda fiyatları, elektrik, su fiyatları... Ya, işte, ya biraz esnafımız yapıyor. Esnaf abi var. Esnafta mı hepsi? Evet. Niye biz hiç... Ben esnaflarla da konuşuyorum. Esnaflar da diyor ki bizde diyor alakası bile yok. Olur mu? Şey. Yani ben şimdi malzeme alıyorum. Bir yerden alıyorum malzemeyi. 70 lira. Bir yaşakini al bura gidiyorum 90 lira. O 70'e satan da para kazanıyor. 90'a satan da para kazanıyor. Yani, siz diyorsunuz ki bunun suçlusu esnaflar. Esnaf. Biraz şişiriyor abi. Nasıl olsa diyor bu. Elektrik, su, doğalgaz, akaryakıttaki suçlu kim sizce? Ya dolar bazından olduğu için bizim Türkiye'miyor yani. Yöneticilerimizin bir suçu yok diyorsunuz. Ya var yok değil. Yani şimdi dört dörtlük bir şey yapamıyor yani. Yapılmıyor, o yüzden şey diyor yani. Yükselme oluyor yani. Şimdi yine bize bakıyoruz. Dışarıdakiler insanlar daha kötü ya. Neredekiler daha kötü abi? Yani Afrika'sı olsun, şurası olsun, burası olsun. Abi kendimizi artık Afrika'yla mı kıyaslıyoruz? Ya değil yani. Bizim yine huzurumuz var abi. Abi o zaman Afrika'yı niye örnek veriyoruz? Hayır, huzurumuz var yani. Türkiye'de şimdi gecenin saat 1'inde 2'sinde nereye gidiyorsan git bir huzur var yani. Bir mutluluk var yani. Ama insanlar da diyor ki sokağa çıkamıyoruz. Ya o yalan ya. Kim çıkamıyor kardeşim? Şimdi git şu sahil boyuna yer bulamazsın. Akşamları korkuyoruz diyorlar. Bulamazsın. Karşıya geç bulamazsın. Ya niye yok ya? Bütün kafeteryalar dolu. Bu imkanlar nereden geliyor? Kafeteryalarla mı anlıyoruz abi ekonominin iyi veya kötü olduğunu? Ya iyi ol, bir yerden akıntı var. Patlak. Efendim abi? 10 tane kredi kartı var kafeteryada oturanların 8'i patlak, delik. İşte genç ne yaptığını bilmiyor. Anne baba ne yapsın? Gidiyor oturuyor. Ha, ne olacak? Sen nasıl görüyorsun abicim ekonomiyi? Ekonomi demek ki yok. Ülke bitmiş. Geçen sene 5 kilo aldığım şeker yani. 5 kilo aldığım şekerin parasına şimdi 1 kilo şeker alamıyorum kardeşim. 1 kilo çay alamıyorum. Neden böyle oldu sizce? Bu kadar artışın, bu enflasyonun artmasının sebebini ne? Neye bağlıyorsun? Yönetime bağlıyorum. Elimizdeki malların satılmasına bağlıyorum. Ülkede gidiyorsun mesela ya bütün tamamen Arap şirketleri. Katarlıların elinde. Hangi yağa bakarsan bak satılmadı. Telsim satıldı, Türksel satıldı, şeker fabrikaları satıldı, o satıldı, bu satıldı, bankalar satıldı. Sen yaya, hadi hesapta aya gidiyoruz. Aya şey aldık hani bilet aldık. Gidiyoruz ama abi. Aya gidiyoruz. Yerli arabamız yapıldı. 1 milyon lira. 1 milyon lira. Tok yapıldı. Hani %300 şey hani özel tüketim vergisini indirdik güya. Hiç ben bu şeyden hani hiç hani bu ekonomiden sıfır derece hani hiç memnun değilim. 3500 lira maaşım var, ben ne yapacağım bilmiyorum. Çalışmasam 62 yaşında açım kardeşim. Çalışmasam açım ya. Nasıl düzelecek abi? Bu 3500 liralar da yetmiyor ama bu durumlardan nasıl çıkabiliriz sizce? Vallahi hani ne bileyim hani bir ekonomiyi veren bir hani ehlinin eline vereceğiz. Hani bir el de bulabilirsek bekliyoruz. Ya sabır 10 ay daha bekleyeceğiz işte. 2023 Haziran'ı bekliyoruz. Artık hani yeter hani bunlar 20 yıl gitti. Hani bunların gitmesini bekliyoruz. Ha gelecek de öyle bir artık hani kasat şam şakır tam takır oldu
oldu ki bildiği gibi gelecek yönetim 3 ay, 4 ay, 5 ay emeklinin maaşını ödeyemeyecek. Bitti, tükendi. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç böyle bir şey olmadı. Bundan sonra olur mu diyorsun? Zannetmiyorum. 62 yaşındayım. Hani böyle bir şey ben görmedim. Bundan sonra da zannetmiyorum da olmaz ama bir 20 yılda da anca düzeliriz. 20 yılda da anca düzeliriz. 20 yılda bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Millet İttifakı. Neden Millet İttifakı efendim? Artık ya da gördük abi, 20 yıldır gördük abi. Ne yaptılar ya? Betondan, cezaevinden, asfalttan başka ne yaptılar? Bir sistemi var, iş yeri mi açtılar, fabrika mı açtılar? Ne açtılar abi, işte gördük işte 20 yıl. Beton. 60 milyar küp beton dökmüşüz. Daha bunun ötesi yok abi ya. Bir tane bir sistem aç ya, bir iş yeri aç, bir şey yap ya. Yok abi, yok. İstihdam sağlayalım diyor. Evet. İnşallah hani bekliyoruz, hani umudumuz sınırsız şu Millet İttifakı'ndan. Hani umudumuz sınırsız. Vallahi ne bileyim artık, hani bittik tükendik abi vallahi. Uzatmalara oynuyoruz. Çıkmış taşı okey'e dönüyoruz. Teşekkürler abi. Yani. Ekonomiyi soruyoruz ama ekonomiyi nasıl görüyorsun? Vallahi abi ekonomi şu anda, ben bir araba aldım krediyle. Dolar borcum vardı. Şu anda bir 72 bin lira daha borcum çoğaldı. Ekonomi iyi değil. Her gün artıyor mu dolar borcu? Yok, her gün artmıyor da dünden arttı ama. Dünden gene 6400'e daha öptü bizi yani ekonomi. Ama inşallah düzelecek ya, her şey vatan için. Nasıl düzelecek efendim? Vallahi nasıl düzelecek? Bir şey var biliyorsun, Maliye Bakanımız göz falı bakıyor ya. Ben de göz falı bakıyorum. Bakıyorum nasıl düzelecek diye ama bir şey yok. Ben 6 ay uyanalım dedi. Daha sonrasında her şey uyuyup uyanalım dedi. Ama 6 ay geçti. Geçti. Az önce de bir abi dedi ki bir 6 ay daha uyuyor. Yok, o şeyden olmuş olabilir mi acaba? Onun acaba saati falan mı durdu evde? O kadar. Ay 6 ay. Gerçekten ben onunla böyle bir röportaj yapsam söyleyeceğim. 6 ay uyu diyor ya. O şey için diyor gerçi. Yani, ne sorardı? Acıtmayalım diye diyor herhalde. Hani uyurken hani Nur Alço'yu çok izlemiş herhalde. Gazoz fantezisini. Nebati Bey karşınızda olsaydı ilk soracağınız soru ne olur? Ne zaman gidersin derdim. Ya bir şey yapamıyor çünkü. Ya bir şey yok. Hiçbir şey yok. Gerçekten bak, önceki adama bir kızıyorduk. Bu ondan daha beter çıktı. Yani adamın bilmiyorum maliyeli. Mesela geçen gün o Tarım Bakanı bizim köyde buğdaydan millet verim alamamış. Adam Venezuela'da gökyüzünde diyor ki biz hayvanlara yemi diyor. McDonald's'tan hamburger ağlı gibi alıyor diyor. Ya insan ülkesini kötü mi? Yapamasan da değil mi? En azından pembe yalan söyle. Zaten yalan söylüyorsun. Ülkenin içinde bir yalan söyle. Günah bana ya, söylesen yalanı. Vallahi öyle. Peki düzelecek mi abi bu? Ya da düzelirse nasıl? Kim tarafından düzelir sence? Vallahi abi, şu anda iyi birisi de yok ama bundan daha iyisi yok ya. Ben şimdi CHP'liyim. CHP üyesiyim ama onun da çok bir şey yapacağını... Hemen oraya da geleceğim ama bundan daha iyisi abi. Yok dediniz. Bundan daha iyisi yok derken neleri yok, kastediyorsun? Yok, ben CHP'liyim ama ben hiç AK Parti'ye oy vermedim. Vermem de ama bunun da hani çok böyle bir altılı koalisyon yaptı ya. Koalisyonu biz bir ara yaşadık. MHP falan, Tanşiler falan var ya. O zaman hiçbir şey olmuyor. CHP seçmeni de aslında koalisyondan yana değil mi? Değil ama şey yetmiyor işte abi ona da. Hani tek başına yetmediği için. Onu yaşadık biliyorsun. Yani MHP, Tanşiler şeyinde biri bir şey diyor. O zaman 3 kişi karar vereceği zaman zor oluyor. Ya birinin kazanması lazım. Ama benim umudum şeyde, yani bu seçimde değil de diğer seçimde Babacan belki biraz gelirse, belki o adam da şey, en azından gerçek ekonomist. Ben de ekonomistim ha. Ben de ekonomistim. 2023'te diyorsunuz AK Parti kazanır o zaman sizin deyiminiz. Yok, kazanmaz da yani onun karşısına onlar kazanır. Ama onların da bu işi halledeceğini göremiyorum. Şimdi 6 kişi düşünsene, bir ev altımızın, diyeceksin ki sen bu büyük oda benim, öbürcek benim diyecek, kavga çıkacak. Satamayacağız da herkesi. Yani o aynı öyle bir şey. Anlaşamayacaklardan mı korkuyorsun? Evet, anlaşamazlar abi. Ben öyle görüyorum. Bak o Meral Akşener mesela şimdi diyecek ben başbakan olacağım diyecek. Görüyorum ben yani. Ben geliyorum. Ben geliyorum diyor zaten. Kim, biz geliyoruz demiyor. Ben geliyorum diyor. Zaten hani ışıklar sinyal veriyorlar yani. İnşallah gelir de ama yani 6 kişinin yapacağı iş değil o. Peki abicim, çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Kolay gelsin. Hoş geldin. Fransa'dan gelmişsin evet, galiba. Abi. Tatile. Tatile evet. Nasıl gidiyor tatil? Tatil iyi gidiyor abi. Nasıl gitsin? Yani yeni geldim dün. Öyle diyeyim. Nasıl görüyorsun oradan buraya Türk ekonomisini? Nasıl görüyorsun? Valla bir şey diyemem abi, ben burada yaşamadığım için yani. Akrabalarınızla, eşiniz dostunuzla konuştuğunuz zaman neler konuşuluyor bu konu hakkında, ya da konuşuluyor mu bunu? Akrabalarla konuşurken bu tür şeyler konuşmuyor aslında da. Yani anlaşılıyor biraz. Buraya geldin gördün aslında, harcamalar da yapıyorsun ama. Size de artık pahalı geliyor mu? Yoksa sizin için bir problem değil mi? Buradaki fiyat politikası. Biraz pahalı geliyor. Güzel. Geçen seneki fiyatlara bakaraktan fiyatlar yükseldiğini görüyorum yani. Çünkü geçen sene, yöreye bakaraktan söylüyorum size. Geçen sene daha ucuz gibi geliyordu bana. Çünkü kaldığım bir otel vardı. Yani hemen hemen belli bir fiyattaydı mesela. 30 euro muydu o civarda? Şimdi 55 euroya yükseltmiş.
%90'a yani yakın bir zam var. Evet, öyle bir şey var yani. Düzelir mi sence? Bilmiyorum abi. Bir şey diyemem. Oy kullanıyor musun Türkiye'yi? Bir kere kullandım ama hani bir kere. Başka bir... O bir kere de kime kullanmış? İyi Parti'ye kullanmıştım, yalan değil yani. Bir kere kullanmıştım ama. Bir ona kullandım, başka kullanmadım zaten. Peki gene kullanacak olsaydın kime kullanırdın? Kullanmam abi, evet. Gurbetçiler şu ikiye ayrılmış bir vaziyette. Bir taraf diyor ki aslında bizim oy kullanmamamız lazım. Bir taraf da diyor ki biz de kullanmalıyız. Sen hangisinden yanasın? Gurbetçilerin burayı için oy kullanmasından yana mısın, değil misin? Kullanmasınlar abi bence. Neden kullanmasınlar? Çünkü burada yaşamıyorlar zaten. Yani eğer buraya gelip de yaşıyorlarsa kullansınlar. Avrupa gerçekten kötü mü? Anlattıkları kadar gelen gurbetçiler ikiye ayrılmış vaziyette. Bir taraf diyor ki iyi, evet bir sıkıntı var ama çözülmeyecek sıkıntılarımız değil biz. Bir taraf da diyor ki batıyor. Sence hangisi doğru? Evet, biraz yani batmıyor da, nasıl diyeyim size? Normal yani, bir şey yok. Biraz fiyat yükselmeleri oldu, evet. Gurbetçilerin abarttığı kadar var mı bu fiyat yükselmeleri? Valla duruma göre yani. Bazılarının durumu iyidir. Onlara pek batmıyordur o. Bazılarının da durumu iyi değil yani. Aynı bura gibi diyebilirim de, bilmiyorum artık. Bizde daha fazla değil midir? Bizde enflasyon %78, Fransa'da da %8 olması lazım. Evet, öyle zannımca yani. Bir arada %70 mi? Bilmiyorum Fransa'nınkinin ne kadar olduğunu tam. Siz orada çok fazla ilgilenmiyorsunuz galiba bu tarz konularla. Gurbetçiler pek ilgilenmez yani. Oranın politikasıyla pek ilgilenmiyorlar yani. Daha çok buranın politikasına bakıyorlar. Öyle yani. Kendi oturdukları yerin politikasına pek bakmıyorlar yani. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Sizi takip ediyorum şeyde, internette. Çok sağ olun. Sürekli bakarım. Yani beğeniyorum sizin yaptıklarınızı da. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler abi. Size de abi. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ekonomi batmış da, ekonomim var. Niye battı abi sence? Söylesen sorarsan bu Cumhurbaşkanı kızlar. Battı, batırdılar işte. Ekonomi kalmadı işte daha. Geçen sene 1 lira olan mal, ürün 1,5 lira ekmek oldu 5 lira. Nasıl düzelecek peki abi bu durum? Düzelmez abi bu. Niye bu duruma geldin sence? Yiyen çok. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdın? Hiçbirini. Neden hiç? Al birini vur birini. Bundan önce kime kullanmış? Özal'a. Bak Yasin'i vereyim. Ya Özal yok şu da. Peki abim, teşekkür ederim. Ekonomiyi nasıl görüyorsun abi? Ekonomiyi ben elde bir görmüyorum. Sıfır görüyorum. Niye sıfır abi? Artık ya onlar ötsün öyle. Neden sıfır abi? Neden sıfır olsun? Bak dünyayı görmüyor musunuz? Peki dünyada kriz var. Güzel anlıyoruz biz bunu. Dünyada da var tabii ki ama bizde daha çok değil mi? Var da biraz da abartıyoruz da. Biraz da 2 sene yattık. Şimdi kriz. Yalanız. Hakikat bir ülkeler o enflasyonu lirayı alırken katıyor. Sen para, bizim paraya niye katmıyorlar? Sebebi ne? Niye olabilir abi? Bizim paranın değeri düştü mü sen? Tuvalet kağıdı bizim paradan değerli. Tuvalet kağıdı. Ne demek? Düzelir mi peki abicim bu durumlar sence? Valla esek politika yapan birisi olursa düzelir. Böyle düzelmez. Bu vatan bizim. Biz niye partide yaşıyoruz? Sen değilsin bu parti, bu eder falan. Dünyada böyle bir şey var mı? Soruyorum sana. Abi, görmüyoruz hatta. Oy kullananları bile görmüyoruz. Dünyada yanlış değilsem 180-200 devlet var değil mi? Bunları görebiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi ya bu yanlış dedin mi suçlusun aha. Yani ben seni görebiliyorum ya. Bu vatan bizim. Bu vatan 3 tane devlet bakar. Yanlış mı yönetiliyor? Tabii yanlış yönetiliyor. Senin tarihin belli mi ki? 100 senelik yavrun götüp götünü. Biz de yapalım her şeyi. Niye yapmayalım biz her şeyi? Niye yapmıyoruz peki abi? Ben bilmem burasını. Ben sana soruyorum şimdi. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Ya şimdi hiç bir fikrim yok. Bundan önce kime verdin? Zatı vermeyeceğim. Ben partici değilim. Kusura bakma. Bu vatan benim, erkek gibi böyle. Ben acımasam, sürünsem hiçbir şey değil. O mevzu değil. Sonra gençlik nereye gidiyor? Okullar ne oluyor? Her ay. Senede 40 sefer okul programı değişiyor. Nasıl oluyor bu? Ya soruyorum şimdi ben sana ya. Ya burada iyi okuyan var, kötü okuyan var. Biraz anya şu bu da süper derece okuyanlar ne olacak şimdi? Siz bunu yönetiyorsunuz. Namus yoklaması yapıyorsunuz. Bizde öyle gençler var ki. Bunu iyi bilin. Öyle bilim gençleri. Japonu alet diye yapacak. Neydi bunlar? Soruyorum şimdi sen. Allah aşkına. Ya benim bir torunum var. 1,5-2 üniversite okudu. Evde aç şimdi. Gitsin dedim anasına özel okulda 2000 liraya talim yapsın. Doğru mu? Bak bir memlekette kayırma var. Torpil, adam kayırma olmayacak. En karıveni başta tutacaksın. Doğru mudur? Nerede o? Bir sene askerlik yaptı. Ben tavsiye oğlum dedim. Bir sene askerlik yap. Çavuş terfiyesi takma. Terfiye taktı. Havacı. Ankara'da bu 10 gün eğitim yaptı. Bunları seçmişler. Bir sene yedek subay olarak 5000 talebeye ders verdi. Orduda kal dedim ya. Mesela yüzbaşı olursun falan filan. Olmadı. Bir ay sonra tutuyor bunu. Bir sene daha ders veriyor. Şimdi evde boş. Böyle bir gayede varsa kusura bakmam, ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız bilmiyorum. Peki abi sen kime oy verirsin?
bugün bir seçim. Ama bak hiçbirine vermeyeceğim. Affedersin, bizim bir yerli çingenemiz olsa var ya, ha onu getirsek, yıkmasa da ben ha bu kadar yaptım alın deriz olmazsa. Bundan önceki mi vermiştin abi? Ben şekerim, parti tutmam. Ben zamanına Erbakan'a verdim. Babam da değildi 40 sene. Pişman değildim. 6 aydır şıralıkayı bulamıyorum. Ha, bak şimdi ben... 6 aydır. Doğru, bir dakika. 1,5'a oturdum. Ha, bak... Şimdi çıkart dağdan, çeksel dönüşüm dedi bu şimdi, şeyin... Baba kusura bakma. Erdoğan'ın çeksel dönüşümü var ya. Ben de dahil. Şu halk var ya kim tanınmıyor. Bak arkadaş doğru konuştu. Ben yüzden bir girasım değil. O buraya kaçtım geldim. Gelecek bir daha kısmet olmaz. Vatandaş kötü bir yerde duruyor ya. 1,000 lira, 1,000 küsür lira. Subhassa. O şerefsiz o vatandaş, o Türk de olamaz. Birden bu adam kiracı 3000 lira. Canım bunu 5000 lira, şey 500 lira yapsana. Sen 2000 liralık yeri nasıl 6000 lira? Geleceklerin ne olacak? Gençlerin hali ne olacak? Ekonomiyi soruyorum ama. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Yani ekonomi şu anda bilmiyorum bir çıkmaza girmiş gibi. Dolarda gördüğümüz gibi 17-8 lira falan kadar çıkmış durumda. Yani bilmiyorum, hayırlısı olsun. Bu çıkmazı neden girdik? Nasıl girdik sence bu çıkmaz diye adlandırdın? Yani ülkede baktılar üretim yok. Her şeyi satmaya başladılar. Satılacak bir şey de kalmadı. Yani kanla aldığımız toprağı bile satmaya kadar düştük. Şu anda Uzungöl falan civarı full Arap dolmuş. Instagram'dan falan gördüğümüz kadarıyla. Yani bakalım toprağımızı bile satacak duruma düştük. Nasıl toparlanır hiç bilmiyorum. Genç olarak bu durum seni nasıl etkiliyor? Neler düşündürtüyor? Yani genç olarak bu durum yani çok üzücü, hiç iç açıcı değil. İlerideki yaşantımızda da nasıl olur? Hiçbir fikrim yok cidden. Yani şu an hiçbir umut ışığı da görmüyorum hiçbir şeyden yani. Gençlerde çoğunda umut ışığını göremiyoruz diyorlar. Geleceğimizi göremiyoruz diyorlar. Bu fikre veya bu söylemlere nereden kanıya varıyorsunuz? Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani baktığım zaman öğrencilere çok destek verilmiyor. Verdiği KYK kredisini bile misliyle alıyordu. Onu da gelen tepkiyle biraz çekmek durumunda. Faizler silindi. Evet, faizler silindi. Allah'a şükür o gitti yani. O birazcık azaldı. Sumu sertti içinize. Evet, biraz öyle oldu. Onun haricinde yani bu biraz gereksiz. Çünkü her öğrenciye destek çıkması lazım. Kredi diye bir şeyin bence olmaması gerekiyor yani direktmen olarak. Öyle yani. Nasıl düzelecek peki? Beklentiler nelerdir? Nasıl düzelebilir sence durum? Bence öncelikle yani şu üretim aşamasına geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci olarak da mültecileri çok büyük bir problem olarak görüyorum. Burada herhangi bir ırkçılık falan anlaşılmasın. Yani oradan gelenler buraya çoğu kimliksiz, şeysiz falan geliyorlar. Katil geliyor, gaspçısı geliyor, tecavüzcüsü geliyor. Tırlarla ülkemize giriş yapıyorlar. Hiçbiri kontrol edilmiyor. Yani hepsi ucuz işçilik yapıyorlar. Onları gören yani işçiler Türkleri de almıyor bu sefer. Sorun aslında diyorsunuz kontrolsüz girişler. Evet, kontrolsüz girişler. Yani kontrollü girişler de yani biraz kendini aşmaya başladı. Adamlar geliyor burada marketler açmaya başlıyor falan filan. Ki bunların doğum ortalaması 5.2'ymiş sanırsam. Doğru. Yani eğer böyle devam ederse 2030'a falan geldiğimiz zaman 15 milyon civarı insan olacak. Bu adamlar parlamentoya girecekler yani. Çünkü vatandaşlık da alıyorlar. Öbür gün parti kurdukları zaman sen bunlara hiçbir şey diyemezsin. Yani adamlar şey meclise söz hakkını kadar ilerleyecekler. Asıl sorun diyorsun şimdi değil, ilerleyen zamanlarda mı? Tabii ilerleyen zamanlarda daha çok bence problemler olacak gibi düşünüyorum. Tabii yani önümüzdeki yıl seçimler olacak. Bakalım, ben çok da umutlu değilim bu seçimlerden. Neden değilsin umutlu? Ya da umutsuz olduğun konu hangisi? Yani bakıyorum altılı masa olsun, çok iç açıcı gelmiyor bana. Nedir iç açıcı gelmeyen şeyleri, seni cezbetmeyen tarafları? Yani herhangi bir vaatlerin tam olarak bir şeyleri yok. Yani biz ekonomi gelince şunu yapacağız, yok böyle yapacağız, hiçbir şey yok. Sadece muhalefet yani. Hiçbir kendilerinde bir şey aramıyorlar gibi düşünüyorum. Öbürkilere baktığın zaman da onlar zaten barajı zar zor geçiyorlar. Bilmiyorum yani. Muhalefetten beklenti artık vaatlerini söyle. Ya da neler yapacağını, nasıl katkı sunacaklarını anlatmalarını mı istiyor bak? Evet, öyle olması gerekiyor bence de. Şu anda hiç öyle değil. Sadece yok Bay Kemal, yok Erdoğan, öyle birbiriyle aşık atışması gibi atışmalar yapıyorlar sadece. Artık atışmaların adına da bir sıfat koyduk. Yani. Evet, öyle oldu. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Yani ben Zafer Partisi'ne veririm gibi düşünüyorum. Neden Zafer Partisi? Seni cezbeden nedir? Yani baktığım zaman ilk önce onların ana şeyi Anadolu Kalesi diye bir program.
projeleri var. Yani mültecilere direktmen olarak, yani şu an zaten onlar bizim mülteci konumunda değil, geçici korumalılar yani. Ülkelerinde Esad'la barış ilan etti. Gitmeleri gerekiyor. Ama Erdoğan oy topluyor. Ondan dolayı da göndermiyor. Yani en temel amaç burada onlara, yani biraz yakın hissediyorum kendimi. Ondan sonra ekonomide işte sanayileşmeye başlayacaklarını söylüyorlar. İstanbul şu an yani baktığımız zaman çok kalabalık. Tüm ağır sanayi, tekstil olsun, o bu şu, hepsi burada çok gereksiz. Bunları daha çok İç Anadolu bölgesine, yani oraya doğru yiyip İstanbul'un biraz daha nüfusunu azaltmayı amaçlıyorlar. Bu, çünkü ileride de yani bir 10 yıl sonra İstanbul cidden yaşanılmayacak hale gelecek gibi duruyor. Yani bu projeleri benim için iç acıcı biraz daha diğerlerine göre. O yüzden de Zafer Partisi'ni tercih edeceksin seçimlerde. Aynen. Şimdilik en azından. Şimdilik yani o bile tam beni tatmin etmiyor. Ama ne yapalım, iyinin kötünün iyisi diyelim. Bu kötünün iyisi hep söylüyoruz ama bu kötünün iyisi ne demek? Yani baktığım zaman hiçbirinde bir umut vaat etmiyor ama en baştaki de zaten hiç vaat etmediği için biz de madem şey olarak buna yöneliyoruz. Bu da kötü diyorsunuz evet. Ama en azından. Evet, öyle oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Ekonomi batırdı daha. Neden battı abi sence? Nasıl batmasın ya, bu kadar ulaşıma zam yaparsan, bütün şeyi petrole dayalıysa. Nasıl batmasın? Nasıl düzelir peki abi? He? Nasıl düzelir bu durumlardan? Ancak, nasıl çıkarız? Ancak iktidarı değiştirirsek düzelir. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kime verirdiniz? Onu ben söylemem. Bundan önce kime vermiştiniz? Ben hiçbir zaman buna vermedim. Sıkıntılı bir ekonomimiz var diyelim. Neden sıkıntılı sizce? Bu sıkıntıyı neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyorum? Doların 3 kat pahalanması, yani pahalanması, benzinin de işte 30-40 dolardan 130 dolara çıkması. Gidişat nasıl düzelir sizce? Şöyle söyleyeyim o zaman size. 1929 buranın verileriyle şu anki veriler arasında ben paralellik görüyorum. O yaklaşık 5-6 yılda bitti. Bu da 4-5 yılda bitecek. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Kararsızım. Neden kararsızsınız? Şöyle söyleyeyim. Vermeyeceğim, belli, vereceğim konusunda kararsızım. Yani Millet İttifakı'na vermeyeceğim, o kadarını söyleyeyim. Ha, onun dışında kimi verip vermeyeceğim bilmiyorum. Belki de boş oy atabilirim. Millet İttifakı dediğiniz muhalefet Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmayı tercih ediyor. Hayır, bak ben dedim, çok söylüyorum. Kararsızım dedim ama kullanmayacağım. Belki de oy kullanmayacağım. Bundan önce kime vermiştiniz efendim? Değişik partiler var. Hayatım boyunca şöyle söyleyeyim ben sana. MHP ve HDP dışında vermediğim parti yoktu. Ha, bir de İyi Parti dışında düzeltiyorum. Son 4-5 yılda kurulan yeni partiler haricinde MHP ve HDP dışında vermediğim parti yok desem yalan olmaz. Denediniz yani hepsini de aslında. Yok, denemedim. Denemek, ben denemem. Ben sadece yerel seçimlerde bir farklılık gösterdim. Yerel seçimlerde kişi olarak, bilgi olarak güvendiğim kişilere oy verdim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sağ olun. Kolay gelsin.